Arkadaşlar bugün sizlerle beraber en sevdiğiniz videoyla karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok uzun zamandır beklediğiniz oda turunu çekiyoruz. Lina bugün bütün detaylarıyla birlikte size odasını anlatacak. Değil evet. mi Linacığım? Şimdi başlayalım. Başlayalım. Artık Lina bir okullu. Okul eşyaları var, kitapları var, kırtasiye malzemeleri var. Çalışma masası eklendi odasına. Evet, o zaman şu başlangıçtan başlayalım. Bence girer girmez çünkü burayla karşılaşıyoruz ve burayla karşılaşıyoruz. Önce buradan başlayalım. Tamam, komodini arkadaşlar, evet. Çekmecesi. Burada yatarken masa alıyorum, bunun için kitap bulunduruyorum. Evet, bu en son kaldığımız kitap Şeftali Kokulu Masallar. Nerede kalmışız onu da gösterelim. Uyuyan Güzel'de kalmışız. Uyuyan Güzel masalını da bilmeyen yoktur artık evet. herhalde. Bu da tableti. Hep evet. burada durur. Woohoo Box'da açtığımız bir tane gece lambası gibi bir şey. Evet, Woohoo Box videomuzu izleyen arkadaşlar bilirler. Çok güzel yıldızlar, gezegenler falan duvara yansıyor arkadaşlar evet. bu. Ben şurada boncuklar yaptım tabii. Hemen size şunları göstermek istiyorum. Bu arada bu ne diye soranlar varsa tabii ki de şeker. Balığa çok beğendim. Benziyor ama şeker. Evet, biraz balığa benzettim ben de Lina'cığım. Bu da dondurma. Bu da Lina'nın aynası. Evet. Aynalığının önünü böyle boncuklarla doldurmuş. En son aldığımız oyuncak boncuk kutusuydu. Evet. Boncuktan böyle şekiller yapıyor. Sonra o şekilleri suyla ıslatarak donduruyor, çıkartıyor. Öyle elinde şekil olarak kalıyor. Burada da gece lambası var. Gece yatarken, masal okurken falan kullanıyoruz. Evet, masal okurken kullanıyoruz. Ondan sonra kapatıyorum. Ben odasından ayrılıyorum. Lina uyumaya devam ediyor. Evet. Bu arada bu ne diye sorarsanız bunlar da benim bakım aletlerim. Bakım aletleri derken Linacığım? Kremin falan filan. Evet. Küçük bir çocuk parfümü. Gece yatarken sabah filan sürüyorum. Elime, ayağıma, yüzüme filan sürüyorum bunlardan. Bütün vücuduna uyguladığı bir vücut evet. losyonu bu. Özellikle evet. banyo sonrası için. Bu arada bunu neden kullanıyorum diye sorarsanız. O benim. Bir saniye. O benim şimdi. Alışverişte alıyorum, geliyorum. Lina alıp çantasına Hayır, atıyor. Hayır, bunu ben sana hediye etmiştim ama geri aldım. Ama ben daha bir kere kullanmadan geri aldın. Annem vermemle Hayır. almam bir Hayır. oldu. Makyaj pomu. Ama ben makyaj yapıyorum. Makyaj süngeri. Evet. Bunu böyle alıyorum. Üstüne sıkıyorum, yüzüme sürüyorum. Burada da bitmiş parfüm var. Bunu bitirdin sürüyorum. Mi onu? 3 günde bitirdin mi bu parfümü? Evet. Kızım normal şartlarda bunu senin 3 ay falan kullanmış olman lazım biliyor musun? Bu da dudak sitiyim. Hemen şöyle göstereyim. Onu kullanabilir. Falan. O faydalı bir şey. O faydalı arkadaşlar. Hep bu çilekli arada, alıyorduk. Bu sefer turuncu aldık. Evet, turuncu neydi bu? Neydi? Şeftali. Dur bakalım. Bu arada bu gerçekten ruj değil arkadaşlar. Ruj değil. Dudak kremi. Bakayım be. Birazcık Ay. Parladı. Onu da kalem kutuna mı koydun? Evet. Güzel de olmuş. Derli toplu durması güzel bir şey. Evet, aferin ben kızım. Seviyorum. Eski evimizde bir oda turu vardı Lina'nın. Öyle çekmecelerin içlerine falan girdik ama şöyle yüzeysel şöyle gösteriyorduk. Burada şunlar var, burada bunlar var. Herkes burada... bize bir kızdı Lina. Neden o kadar üstün körü geçtiniz? Biz detaylı istiyoruz. Bir daha çekin, bir daha çekin. Şimdi oda turunun üstüne bir daha çekmek olmaz diye. Nasıl olsa okula başlayacak, yeni oda alınacak diye ben bu kadar zaman beklettim. Evet. Bu arada bu benim saatim yalnız yanlış gösteriyor. Saat tam olarak şu anda 8. Herhalde pili bitti. Neyse. Neden bulundurdum diye sorarsanız aynamı sildim. Bunun için aynanı keşke bir daha silseydin. O ne olmuş öyle? Tozlanmış. Burada da dedem gözlüğümün üstüne oturmuş. Bunun için yamuldu. Hangi deden oturmuş ona? Ama dedem. Ben de diyorum bu niye yamulmuş böyle? Bilmiyordum dedenin üstüne oturduğunu. Neyse yaptırırız bunu. Neyse. Sana çok yakışıyor. Bir tak bakalım. Yalnız yamuk benimle dalga geçmeyin. Yok bakınca. Dalga geçmeyiz anneciğim. Bakın. Deden üstüne oturmuş. Seninle niye dalga geçelim? Ay, bakın. Çok yakışıyor yap ama. Hayır yap yamuk da değil. Düzeltilir. Şöyle bakalım. Şöyle olması Yok gerekiyor. Güzel. Ya çok eğlencelisin Lina. Böyle bakın. Evet çok güzel. Çok saçma. Yani Lina'nın yanında olup da gülmemek imkansız ya. Evet şimdi. Ben de zaten gülmeye yer arayan bir anne olarak değil mi Lina? Burada da o önemli değil. Burada bir gözlüğü daha var. Bunun içinde de var mı gözlüğü? Yok. Var. Bak bir ses var. Aç. Bir tane Açalım. Daha gözlüğün var. Açalım. Ne olur ne olmaz. Aç bakalım. Arkadaşlar kızmayın. Oo en sevdiğim. Oo ben bunu çok severim. Unutmuşsun bak içinde. Bak bakayım. Bak bakayım bir. Puan vereceğim. Evet bu da güzel. 20. Ama benim puanım bundan yana. Ben bunu çok yakıştırdım Lina'ya siyah. Bu seni anne kız siyah siyah gözlüklerle gezdik bütün yaz. Evet bu tamam. Al çekmeceni geç. Burada sizin en sevdiğiniz
şeyler var. Ne var? Takı, toka. Takı toka ama buradakiler az. Evet. Bunlar uzun zamandır videolarda görmüş olduğunuz eski taçları. Şimdi biz okula başlayacak diye yerine yeni taçlar da aldık. Bunları da genelde evde kullanıyor. Evet. Bilezikler falan var burada. Bunların da hepsini tekne turunda topladıklarını değil. Evet. Kaç tane takı aldın öyle yalnız tekneden ya? Yalnız bir tek tekne turunda aldım. Bu da eski tokaları. Onu da birçok videolarında evet gördünüz. O da öyle tokaları. Evet. Güzel. Bu çekmecesi böyle. Yatağı da böyle. Etrafı cibinlikli bir yatak seçtik. Yalnız Lina şöyle bir şey yapıyor. Ben onu hiç düşünememiştim. Lina buraya asılıyor arkadaşlar. Sallanacak niyetine buradan böyle sallanıyor. Göstereyim. Ama biraz tehlike içeriyor Lina. Şöyle. Şunları sanıyorum çıkartacağım. Bunlar buradan çıkınca dümdüz bir yatak olacak burası. Yatağı da böyle. Tabii yine köpüşümüz burada. Yatağında vazgeçilmez Lina'nın. Artık ne hale gelmiş zavallı köpüş. 7 senedir Lina'nın elinde. Yenisini de aldırmıyor. Bir kere gördük yenisini. Alalım dedik yok. Hayır. Ama tabii eskiden gördük. Yenisini arasak da bulamayız artık. Burada da yine yatağının başında bacak bacak üstüne atmış Lina'yı uykuya bekleyen bir ayıcık var. Siz de sonra gelmişken burayı gösterelim istersen. Evet. Hemen şimdi öncelikle. Bu Woohoo Box'tan çıkıyor. Biz bunu acayip beğendik. Kar küresi. Bu da minik melek kar küremiz. Bu bayağıdır bizimle. Diğerlerine geçelim. Lina daldı gitti müziğe. İyi misin? Huhu. Orada mısın? Lina hipnoz oldu yine. Rukiye, Taner, Lina, Çetinkaya. Burada da bir aile gecelenmemiz var. Evet. Işık değiştiriyor ama pili azalmış galiba. Çeşit çeşit renklere giriyor. Bunları göstermiştik. Şunu çevirir misin? Bak bunun sesini çok seviyorum ben. Çok duygusal değil mi ya? Atlı karınca. Lina'ya bakalım. Lina hemen hayallere daldı yine. Ay canım benim, uykun mu geldi? Burada da yine unicornlu bir gece lambamız var arkadaşlar. Mavi ışık, pembe ışık veriyor. Woohoo Box'tan gelmişti bu da. Epey bir gece lambası var burada. Şu ana kadar kaç tane saydık? 1, 2, 3, 4, 5. Daha hala göstereceğimiz var ama Lina. 5 tane ile kalmıyor. Woohoo Box'tan epey geldi. Şöyle bir aynası var bu dolabının da. Burada da minişlerim ve lollerim var. Evet, bu çekmecemize böyle minik minik bebeklerimizi yerleştirdik. Lina daha çok böyle minik bebeklerle oynamayı çok seviyordu. Minik oyuncaklarla. Şimdi sanıyorum tarzı değişmeye başladı. Şimdi burada peluş minikleri var. Evet. Böyle minik minik oyuncaklardan oluşan yine bir çekmecesi var. Bunu nereden almıştık? Amasra Çarşısı'ndan mı almıştık? Kalkan'dan mı almıştık? Herhalde öyle ikisinden birinden almıştık. Evet. Evet, çekmecelerine gelelim. Lina'nın artık okul kitapları geldi. Tam 70 tane kitabı geldi. Ama tabii bunların bir kısmı masal kitapları da içeriyor. Bir 15-20 tanesi falan. Geri kalanı normal ders kitapları. Sizin en sevdiğiniz çekmeceyi göstereceğim. Gelin. Bakın. Diyorlar ki popitlerini gösteren bir video oluşturur musunuz? Ben özellikle çekmek istemedim ayrıca bir video. O da turunda gösteririz diye. Şöyle bir çıkar da görelim o zaman. Böyle popitim var. Bu arada çıkabiliyor. Tek tek parçalara ayrılıyor. Doğru. Okulunun ilk günü videosunda gelmişti bu. Süslü Hanım'ın 3 tane çantası var. Bunlar yuvarlak olanlar mı? Kırmızı popitim var. Mor popitim. Bunlar yine delinmiş olanlar. Bunlar ne Lina? Bir dakika ver. Ne onlar? Parmak girsin diye mi onlarda? Parmak girsin diye. Bu rahatlatma oyuncağı mı şimdi? Evet. Sen popit oradan kesip parmağını sokunca daha mı çok rahatlıyorsun? Evet. Yine bu da kesilmiş, biçilmiş tabii. Bu da mavi kalplisi. Bu da ikisi yine delikli. Delikli popit. Yırtılmış. Bu ikisi benim en sevdiğim. Ya. Hepsini bunlar de kesmiş güzel yalnız. Hepsi değil mi? Evet. İlk zamanlar gelenleri kesiyorduk ama artık kıyamıyoruz. Şunlarla devam edelim. Hem şöyle stres şarkı gibi kullanabiliyorsunuz. Evet. Hem de böyle popit popit popit. Kelebekli popit var. Okula başladığın ilk günde kargo gelmişti. O videoda açmıştık ya. O zaman evet görmüşlerdi. İzleyen arkadaşlar bilir onu da. Hı-hı. Döndür bakalım. Ha, bu da dönüyormuş. Stres şarkı hem de popit. Bu da böyle. Evet. Bu da renkli. Ay ben bunu çok böyle seviyorum. Böyle çiçek gibi. Bu evet, da yine şeker. Delik delik delinmiş olan. Bu da bir şeker. Dörtgen. Ha, şeker. Şeker mi? Bu da kare yine yırtılmış buralardan böyle. Lina demek ki böyle rahatlıyor.
Şu da kareye, bunu bulana kadar neler çektik. Evet. Lina tutturdu, 20 santimlik varmış, 20 santimlik varmış. Herhalde bunun ismi 20 santimlik. Bu arada daha büyükleri de var. Onlar tabii Amerika'da satıldığı için sipariş etmiyorum. Evet, Türkiye'de olamadığı için onlar sipariş edemedi. Zaten bunu bulana kadar da akla karayı seçmiştik. Bunu çok sevdim ben işte. Bay, ben onu çünkü acayip sevdim. Zar var burada. Tavla gibi oynanılıyor arkadaşlar. Sen zarı kaybettin mi? Buldum zarları. At bakalım anneciğim zarları. Acaba kaç çıkacak? Yüksek çıkan kazanıyor. Bunun evet. için ayrıca video çekeceğiz. 2-2. Bir iki tane basıyor, bir iki tane basıyor Lina. Ben hadi de atıyorum. 4-3 mesela. 4-3. Toplam 7 tane söndürüyorum. Şurası ve burası bana ait. Burası ve burası da Lina'ya ait. Kimin popitleri daha çabuk sönerse o kazanmış evet. oluyor. 4-3. Öyle oyun oynuyoruz. Hadi yap bakalım. Bir arkadaşlar. Yok, onun için ayrı bir video çekelim bence. Evet, tamam. Bunu unutmuşum göstermeye. Hemen şöyle bir de saat popitim var. Evet, bütün odayı böyle tane tane göstermeyeceğiz. Ama popitleri gerçekten çok istediğiniz için bu kadar uzun uzadıya tek tek gösterdik. Popitlerimiz bu kadar. Popit çekmecemiz evet. de burası ve çanta çekmecemiz. Burada nelerimiz var? Burada su kişilerim falan burada var. Burada da su kişiler var bu şekilde. Bu arada şu ikisi boncuk seti. Evet, boncuk seti. Az önce gösterdiği aynalığının önündeki şekiller vardı ya, şeker şeklinde falan. Onları işte bunlarla yapmıştı. Arkadaşlar ben size bir şey göstermeyi unuttum. Bakın, ben bunları daha sabah yapmıştım. Kurumuşlar. Köpek mi? Bu ne bu? Köpek. Evet. Papağan, papağan. Ha, papağan. Aha, doğru. Uçtu, uçtu, yok. Ben bunları birazdan yapayım. Uçtu bu. Şurada da bir resim albümü var Lina'nın ama bunu yeni aldık. Daha bütün sayfaları bomboş. Biriken resimlerimizi çıkarttıracağız ve içine yerleştireceğiz. Diğer çekmecem, atletlerim falan var. Burası da yine iç çamaşırlar, çoraplar. Tamam, evet. kapatalım. Şu kızımızı zaten tanıyorsunuzdur. Bununla bir video evet. çekmiştik aldığımızda. Hatta Lina ile boy ölçüşmüşlerdi. Bu saçlar ne olmuş böyle Serpil Çakmaklı gibi? Serpil Çakmaklı sevmiyorsun sen. Evet, ben bu modeli pek sevmiyorum. Önden böyle iki tane çıkartıyorlar ya. Lina bütün bebeklerine tutuyor tutuyor öyle modeller veriyor. Ben gidip gidip topluyorum. Burası da giysi dolabımız evet. arkadaşlar. Gösterelim. Aç bakalım. Böyle yazlık şortları ve tişörtleri var burasında. Evet, burada da okul kıyafetlerim ve elbiselerim var. Evet, üstte elbiseleri var. Okul kıyafetlerini merak ediyorlardır. Gösterelim mi? Sen tut üstüne. Bu etek, bugün bunu giymiştim. Evet, bu eteği. Şöyle. Aynı kumaştan bir de pantolonu var. Pantolon. Bunu daha hiç giymedik. Çünkü birinci sınıfa erken başladık ya. O hafta biz hep serbest gittik. Bugün başladık biz kıyafet giyinmeye. Burada da tişörtü var. Bu kısa kollu tişörtü. Bu uzun kollu tişörtü. Bir de beyazı vardı ama yeni yıkandı. Kuruyor şu an. Şortlu eşofmanı var. Bir tane de uzun eşofmanı var. Bu da yine uzun kollu eşofman üstleri. Lacivert ve gri. Beden eğitimi derslerinde eşofman zorunluluğu var. Normal zamanda istediğini giyinip gidebiliyormuşsun. Yeripsin. Kul kıyafetlerimle dahil okulumu da çok sevdim yani. Gerçekten çok sevdim. Okumak çok güzel bir şey. Kışlıkları kaldırmış üstlere de. Çok yaşa. Sen de gör. Kaçıncım kalk, şimdi orayı gösterelim. Evet, burada da bir pufumuz var arkadaşlar. Kapaklı öyle. Bir sandık. Biz buraya peluş oyuncaklarımızı koymayı tercih ettik daha çok. Kapat bakalım. Lahana bebeğimiz var burada. Ama lahana kafa adı. Haksız değilim. Lahana, lahana. Evet anneciğim, lahana bebek diye geçiyor bunlar. Bu lahana bebeğimiz mor saçlı. Bu da Cici Bello'muz. Lina'nın pembe koltuğunu kaptı bu ikisinin evet. yeri orası oldu. Bu da benim en sevdiğim pembiş mi pembiş koltuğu. Evet, Lina bunu bayıla bayıla almıştı. Odasında da böyle tekli bir koltuğu var. Kestiriyorum burada bazen. Neyse. Hadi canım sen de. Burası da çalışma masamız. Burada genel olarak Dorin yatıyor. Evet. Doğru söylüyor. Gerçekten şaka değil arkadaşlar. Her gün geliyor. Dorin geliyor, gidiyor, buranın içine giriyor. Bunlar bizim son aldığımız masal kitapları. Siz de bol bol okuyun arkadaşlar. Biz eskiden gündüz de çok okuyorduk ama şimdi okula başladığı için sadece akşam yatarken okuyabiliyoruz. Evet. Zaten çünkü ders saatleri de uzadı. 3.30'da çıkıyordu, 4.30'a çıktı ders saati. 5'te eve geliyor, yemek yiyor, dinleniyor. Arkasından bir bakıyoruz akşam olmuş, yatma saatimiz geliyor. Akşam yatarken okuyoruz.
Ben Charlie'yi boynuma taktım. Evet, köpüşü unutup da gitmiştik bu yaz tatilimize. Orada bir Charlie edindi. Boynundan hiç çıkarmamıştı. Artık o kadar çok yapıştırmış ki yapışkanları tutmuyor, düşüyor. Burada bir matruşkamız var. Evet. İçinde kaç tane çıkıyordu? 7 miydi? 5 miydi? 5. Unuttum yedi, sayısını. 7 idi değil mi? 7. Şurada çalar saatimiz var. Burada yine bir gece lambamız var. Toplam kaç oldu şimdiye kadar? 6 oldu gece lambası sayımız. Giochi Prozioci'den gelen peluş oyuncaklarımız bu köşede aldı yerini. Sırada Giochi Prezios'dan gelen köpeğim var. Evet, bu peluşlar da oradan gelmişti. Bunlar da oradan gelmişti. Şöyle. Bunlar da alt rafta yer aldılar. Lina'ya bir toka kutusu yaptık okula giderken kullansın diye. Süslü süslü tokalar. Evet. Bunlar da yine lastikler. Böyle tokaları var. Altta da taçları var. Bunlar da yine okulda kullanırım diye aldığı yeni taçları. Bunun yeri de burası oldu toka kutumuzun. Bu yeşil bebeği çok sevdik gerçekten. Evet. Lina'nın şu anki en sevdiğim oyuncağı bu olabilir. Gerçekten çok beğendim ben bunu. Evet. Bunun kıyafetlerini de Ken'e giydirmiş. Ken'i zaten tanıyorsunuzdur. Damadımız vardı ya, Barbie'nin kocası. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu çıplak çıktı. Bu yüzden ben Barbie'nin kıyafetlerini giydirmek zorunda kaldım. Evet, bunun kıyafetlerini, yedek kıyafetlerini giydirdik buna. Çünkü damatlığı artık yırtılmıştı, kaybolmuştu. Yarısı yarısı yırtılmıştı. Bunun kıyafetlerinden faydalandı. Ama ne kadar uyumlu bir çift olmuşlar. Şu birazcık koca kafalı, bu da ince kafalı. O farklı. Gerçi doğru ya. Koşacağım. Evet, Ken'e göre bayağı koca kafalı kalıyormuş. Evet. Saçlarından diyecektim ama yok, bayağı koca kafalı kalmış, doğru. Alın, bir gece lambası daha buldum. Gerçi bu gece lambası değil, bu çalışma lambası. Bu çok güzel yalnız ya, ben bunu çok seviyorum. Evet, gerçekten çok tatlı. Ay, düştüm. Gerçekten çok tatlı. Burada da bir kum saati var. Bunu da Woohoobox alışverişimizde açmıştık. Gece lambası lol bebeğimiz. Bir ışığını açar mısın anneciğim? Ben lambayı kapatayım. Hadi kapat bakalım. Hoppa. Bayağı aydınlatıyor. Evet. Gerçekten çok tatlı görünüyor. Ben çok seviyorum. Bunu da Lina çöp kutusu olarak kullanmaya karar verdi. Bunu hatırlayanlar var mı? Lina dişini fırçalarken bunu kullanıyordu. Bununla dakika tutmayı bilmediği için bunu 3 kere çeviriyordu. Sonra dişlerini fırçaladığından, temiz fırçaladığından emin oluyordu. Ama artık zaman kavramını öğrendiği için buna pek ihtiyacı kalmadı. Önemli notlarını takabilmesi için şöyle 2 tane notluk var. Bu aynı zamanda kalemlik ama buraya başka bir şey doldurmuş. Evet, çalışma masamızın üstü böyle. Burada da yine masal kitaplarımızın devamı var. Bunlar büyük olduğu için buraya koymadık. Buraya küçükleri koyduk. Buradakiler de büyükler. Tahta silgisi, baloncuğumuz. Hadi ben size bir baloncuk yapayım. Sizin hadi için yap gelsin. Bakalım. Hadi bakalım kaç like gelecek acaba? Her baloncuk 100 bin like. Wow! Şimdiden 1 milyon like oldu Lina burası. Her baloncuk güzel. 100 bin like dersek... Yeter bence. Boya kalemi dolu burası da. Hemen burada boya kalemlerim var. Kuru kalem, sulu boya ve keçeli kalemler var. Bunlar günlük kullandıkları, okulunkiler ayrı. Burada da boyalarım var. Bunları genelde çok fazla kullanmıyorum. Bu boya ne boyasıydı? Bir şey boyası. Akrilik. Ya. Resim yaparken kullanıyorum. Akrilik. Akrilik boya. Burada da dergilerim vardı. Dergilerim vardı ama artık okul kitapları aldı yerini, onlar kalktı. Böyle karalama için kullanacağı, yine okulda kullanmadığı defterlerini koyduk buraya da. Evet, kediler evet. Müsaade ederse. Buraya da yine evde kullanacağı boyama kitapları var. Hesap makinesi, not kağıtları, bantı. Bu ne? Bunu görmemiştim. Yeni mi yaptın bunu da? Evet, ben bunu yeni yaptım. Şöyle. Boyadın ve kestin mi? Evet, çok güzel olmuş. Bantlama kanosunda birazcık acı çektim ama öyle oldu. Mi? Ay canım benim. Bu da Woohoobox'tan gelmişti. Ama ben bunu aldım, kaptım yani. Evet, okulda kullanmaktan vazgeçti, evde kullanıyor. Havuç sıkışı kalem, havuç. Burası da yine araç gereç yeri. Bu çekmecemiz de böyle. Kapat bakalım. Bir saniye, aşağıda bir şeyler görüyorum. Ne evet. Doldurdun oraya öyle? Barbie karavanı. Barbie'nin gardırobu var. Burada da çöpüm var. Burada da çöp kovası var Lina'nın. Çöp kovası. Orada da yine Barbie'nin... Arabası. Arabası. Açık arabası. Şey yok. Boş mu? Evet, boş. Buralara da bir şeyler girmiş. Cicibel onu şeyin. Tatlım, o kutuyu açabilir miyiz acaba? Evet, açalım bir tane. Burada da bir oyuncak kutusu var. Böyle sert, elinde oynayacak küçük parça oyuncaklarını koyduk buraya da. Anne. Gazoz kapağı biriktiriyordum. Evet, evet. Bir ara ona takmıştık. Unutmuşsun hala. Evet, biriktiriyorum.
Gazoz gerçekten kapağı koleksiyonu yapıyor galiba Lina. Sanıyorum her şeyimizi gösterdik. Ha, şurada bir saatimiz kalmış göstermediğimiz. O da Lina'nın anaokulundan hatırası. Şunu zaten biliyorsunuz, diğer evimizde de yine odamızdaydı. Lina'nın ay ay bebeklik fotoğrafları. Bir be bakayım ya, çok tatlı değil miymiş? O ilk doğduğum gün. Evet. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye. Bye bye. Hoşça kalın. Görüşürüz.